Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün mısır unuyla hazırlanan yumuşacık, çok lezzetli bir kek tarifi paylaşmak istiyorum. Yapımı da çok kolay. Üstüne üstlük kalıpla da uğraşmanıza hiç gerek yok. Eğer evinizde bir tepsiniz veya borcamınız varsa içerisinde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Gelin şimdi yapımına geçelim. 3 adet oda sıcaklığında yumurtamın üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Ve güzelce mikserimle çırpıyorum. Bu aşamada bir fiskede tuz ekleyebilirsiniz. Güzelce köpürünceye kadar yumurtalarım çırpıyorum. Kıvamı bu şekilde olduktan sonra bir bardak sütümü ilave ediyorum. Ve bir bardak sıvı yağımı ilave ediyorum. Bardağımın ölçüsü 200 ml. Ve 1 su bardağı tepeleme mısır unumu ilave ediyorum. Eğer yumurtalarınız biraz daha büyükse mısır unu miktarını 2 kaşık daha artırmanızı tavsiye ederim. Ve 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilin ilave ediyorum. Eleyerek ilave etmemdeki sebep de daha güzel kabarması ve yumuşacık bir kek elde etmemiz. 1,5 su bardağı da un ilave ediyorum. Bir anda dökmüyorum. Azar azar ilave edeceğim unumu. Evet, şöyle güzelce mikserimle karıştırıyorum ve kıvamına bakıp geri kalan unumu da ilave edeceğim. Şimdi aroma vermesi için ben bir miktarda limon kabuğu rendesi ilave ettim. Kullanmak zorunda değilsiniz ama ben çok yakıştırıyorum. Dileyenler kullanabilir. Şimdi kalan unumu da ilave ederek kekimi tamamlayacağım. Bu arada fırınımı 180 derecede ön ısıtmaya aldım. Kekimiz yaklaşık yarım saatte hazır oluyor. Önceden ısıtılmış fırında. Gördüğünüz gibi rengi de harika. Gerçekten farklı bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce de defalarca yaptım. Ve harika oluyor. Yiyen herkes de çok beğeniyor gerçekten. Şimdi tepsimi güzelce yağlamıştım. Bir miktarda un dökerek yapışmaması için her tarafına aldırıyorum. Fazla unu kek karışımıma dökeceğim. Bu yöntemle keklerimiz çok kolay çıkıyor ve hiç yapışmıyor. Bu da bir püf nokta olsun sizler için. Evet. Gerçekten karışımımız çok güzel görünüyor. Kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi tepsime alıyorum kek karışımımı. Böyle bir spatula evinizde varsa gerçekten bu kek yaparken hamur işlerinde çok işe yarıyor. Güzelce kalan hamurlarımı da aktarıyorum pişirme kabıma. Son olarak da ben üzerine ceviz doğrayacağım. Evinizde hangi kremiş varsa onu kullanabilirsiniz. Fındık da çok yakışır. Benim elimde ceviz vardı. Küçük bir kasede cevizi doğrayarak, iri iri doğrayarak içerisine ilave edeceğim. Evet, şimdi fırınıma vereceğim, artık kekim hazır. 180 derecede 30 dakika pişirdim. Gerçekten harika bir kek. Muhteşem kokuyor şu anda. Anlatamam sizlere. Ben bu videoyu keki yaptığım gün aynı gün yayınladım. Gerçekten şu anda evi koku sardı. Muhteşem bir lezzeti var. Mutlaka fırsatınız olursa denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğenip beğenmediğinizde yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. O kadar sıcak ki kızım kokuya dayanamadı ve hemen dilimlememi istedi.
lezzetiyle harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.